Şöyle bir bakıyorum da herkes birinci ve son aşamayı konuşuyor genel itibariyle. Kimsenin bundan bir sonraki adımı konuştuğu yok. Yani ikinci aşamayı konuştuğu yok. Kim ne derse desin sevgili dostlarım. Bakın bu hastalıktan sonra ikinci, üçüncü, belki dördüncü aşamalar yaşanacak. Birinci aşama tabii ki salgın aşaması. Yani felaket aşaması. Bu felaket şu anda devam ediyor ve şimdilik verdiği bir takım hasarlar var ama hasarlar giderek artmaya da devam ediyor sevgili dostlar. İkinci aşama hemen her şeyin güllük gülistanlık olması değil. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Kimileri felaket tellalı diyebilir ama yapacak bir şey yok. Gerçekleri konuşmak zorundayız. İkinci aşama ise ekonomiyle ilgili aşama olacak. Yani tüm dünyada küresel çapta bu hastalığın, bu pandeminin, bu felaketin yarattığı yaraları sarabilmek için bir takım adımlar atılması gerekecek. Ve bu büyük yara aslında büyük bir ekonomik felakette beraberinde getirecek. Bu gerçeği görmek zorundayız arkadaşlar. Çok ciddi küresel bir krizle karşı karşıya kalacağız öncelikle. Bu hastalıktan sonra şu anda açıklanan paketler, yardım paketleri vesaire hepsi deprem bölgesine yapılan yardım olarak nitelendirilebilir ancak. Başka bir şey olarak düşünmemeniz gerekiyor bunu. Sadece şu anda deprem bölgesine bir yardım gönderiliyor. Ve işin garip tarafı deprem devam ediyor. Ne kadar yardım gönderebileceğini öngöremiyor devletler. Amerika'da göremiyor, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Türkiye'de öngöremiyor. Onun için elinden gelebilecek bütün yardımları devletler yapmaya çalışıyorlar. Kimilerinin parası var yardım yapıyor, kimilerinin de duası var dua ediyor. Biz ikinci gruba genel itibariyle giriyoruz. Yani biz daha çok dua ile işi götürmeye çalışıyoruz. Ama işte Amerika arka arkaya paketler açıklıyor. 2.3 trilyon, sonra bir 2 trilyon dolar daha. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, Maliye Bakanları bir araya geliyor, 500 milyar doların üzerinde yardım paketi açıklıyorlar. Evet, dünya değişecek. Yarın öbür gün fosil yakıtlar, belki petrol ortadan kalkacak. Ultra teknolojik bir döneme geçeceğiz. İnternet tamamen hayatımıza girecek. Akıllı nesneler olacak. Robotlar belki işçilerin yerini alacak. İnsanlar çok daha yüksek bir refah düzeyinde yaşayacak. Bunların hepsi olacak, olmalı da apayrı bir konu. Ama bunun haricinde önemli olan kısım ikinci aşama arkadaşlar. Yani bu salgın sonrasında bu salgının açtığı yaraların sarılması aşaması. İşte o dönemde çok büyük bir ekonomik krizle, ekonomik salgınla karşı karşıya kalacağız. Bütün dünya olarak. Ve bununla ilgili de yavaş yavaş emareler ortaya çıkmaya başladı. Dünya çok ciddi bir depremle karşı karşıya kalacak. Ekonomik depremle karşı karşıya kalacak. Bundan bir sonraki aşamada. Eğer ki bu ekonomik sıkıntıları çözmeyi başarırsa ki başarma ihtimali çok zorlaşıyor her geçen gün. Çok radikal, çok güçlü tedbirlerin alınması gerekiyor belki. Bu tedbirler alınırsa bir ihtimal ekonomik sorunların çözülmesi mümkün olacak. Ama eğer ki ekonomik sorunlar istenildiği gibi çözülemezse bir sonraki aşamada sosyal patlamalar, daha sonrasında da çok büyük bir dünya savaşıyla karşı karşıya kalacağız. İşte bütün bu aşamalar tamamlandıktan sonra belki 10 yıl, belki 15 yıl, belki 20 yıl süren bir süreçten bahsediyorum sizlere. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra dünyadaki insanlık belki oturup karar verecek. Ya biz bunları neden yaşadık? Biz nerede hata yaptık? Hangi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor diyecekler ve büyük ihtimalle kaynakları yok eden, doğayı kirleten, birbirleriyle sürekli didişen, savaşan insanlık artık masaya oturup ya bırakalım bu işleri demeye başlayacak. Ama onun öncesinde biraz önce sizlere söylediğim gibi büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınacak sevgili dostlarım. Hepiniz işsizliğe, yoksulluğa, bu sürece hazır olun. Onun için de zaten dünyada pek çok insan, pek çok yatırımcı, o günleri gören pek çok insan, pek çok yatırımcı en azından öyle söyleyeyim sizlere, dikkatli bir şekilde tasarruflarını arttırmaya çalışıyor. Tasarruflarını arttırmaya çalıştıkça dolara yükleniyor, altına yükleniyor. Ve bu iki para birimine yüklenmesinin sebebi de gayet net. Doların konvertible olması, çok hızlı bir şekilde yayılması, dünyanın her yerinde kullanılabilmesi, tasarruf edilebilmesi vesaire. Altın
altına bakıyorsunuz, altında elle tutulur, gözle görülür dünyanın en önemli yatırım araçlarından birisi. Yüzyıllardır böyle, bundan sonra da bu şekilde olmaya devam edecek. Bu süreç dijitalleşmeye geçtikten sonra da devam edecek arkadaşlar. Yani altın dijital ortamda bile altın olmaya devam edecek. Dolar dijital ortamda bile dolar olmaya devam edecek. Ve daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Bu süreçten en güçlü çıkan ülkelerden birisi, kim ne derse desin, Amerika batacak, çökecek, yok olacak falan demelerine rağmen yine Amerika olacak. Çünkü teknolojiyi, bilgiyi, birikimi, bilimi şu anda kontrolünde tutan en önemli güç, en önemli ülkelerden birisi. Doların sahibi olan ülke ve bu doların gücünü yıllardır kullanmayı başaran bir ülke ve büyük ihtimalle bu gücü kaybetmemek için de elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek. O nedenle bunu görenler de dolara yatırım yapmaya devam ediyorlar. Altına yatırım yapmaya devam ediyorlar. Altın ve dolarda da hızlı yukarıya hareketler bu süreçte özellikle. Yani ikinci aşamada çok hızlı olacak. Borsalarda çok sert düşüşler bu dönemde yaşanacak. İkinci dönemi ıskalamayın arkadaşlar. İkinci dönem en kritik dönem olacak. Birinci döneme göre, yani salgın hastalık dönemine göre bile çok daha yıkıcı, çok daha sert, çok daha büyük darbeler ortaya koyan bir dönem olacak. Bakın, 500 milyondan fazla insanın yoksullaşmasından bahsediliyor bu süreç içerisinde. Neden yoksullaşacak? Onu da anlatalım. Bakın, bu süreç pek çok şirketin batmasını beraberinde getirecek çünkü. Bu süreç reel sektörü çökertecek. Bu süreç bankacılık sistemini çok ciddi bir şekilde köşeye sıkıştıracak çünkü. Neden bankacılık sistemini köşeye sıkıştıracak? Devletler arka arkaya parasal yardım açıklamaları yapıyorlar. Keza bizim gibi devletlerde işte kredi veriyorlar. Faizsiz kredi veriyorlar, düşük faizli kredi veriyorlar, uzun vadeye yayılmış kredi veriyorlar vesaire. Bunu şirketler alıyor, şahıslar alıyor. Ama bu kredilerin çok ama çok büyük bir kısmı geri dönmeyecek arkadaşlar. Çünkü bu şirketler, bu kişiler ayakta kalamayacaklar. O paraları bugün kullanacaklar, yarın geri ödeyemeyecekler. Ve yarın bu kredileri geriye ödeyemedikleri zaman bankaların büyük batıkları ortaya çıkacak. İnsanlar ev almayacaklar. İnsanlar ellerindeki mevcut evi satmaya çalışacaklar. Bu konut piyasasının daha da daralmasını beraberinde getirecek. Bankaların elindeki konut stokları artacak. Konutlar çöp olacak yarın öbür gün büyük ihtimalle. Göreceksiniz arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ellerindeki tüm varlıkları bir şekilde çıkartıp nakite dönmeye çalışacak insanlar. Neden? Bu nakiti kullanabilmek için, parası olmayanlar nakit kullanabilmek için, parası olanlarsa tasarruflarını arttırabilmek için, parasını çoğaltabilmek için nakite dönmeye çalışacak. Nitekim bakıyorsunuz bu dönemde pek çok kişi nakite dönmeye çalışıyor. Çünkü nakit kraldır dönemini yaşıyoruz. Arka arkaya problemler devam edecek. Şirketlerin batması üretimi baltalayacak. Üretimin baltalanması belki pek çok ürünün, pek çok malın üretilmesini sekteye uğratacak. Belki yarın öbür gün çeşitli konularda, sadece tarım ürünlerinden bahsetmiyorum, çeşitli konularda kıtlık yaşayacağız. Bu kıtlıklara bağlı olarak enflasyonist baskılar doğmaya başlayacak. Enflasyonist baskılar devletlerin ister istemez faizleri yukarıya doğru çekmesini beraberinde getirecek. Ama faizlerin yukarıya doğru çekilmesi bir kez daha piyasaları alt üst edecek. Yani tamamen büyük bir sarmala doğru sürüklenen bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz. Ve bu sarmal hem yoksulluğu, hem işsizliği, hem batıkları arka arkaya arttırmaya devam edecek. Ve büyük ihtimalle de bu süreç öyle 3-5 ayda, 1-2 yılda falan tamamlanmayacak arkadaşlar. Bunu gören herkes dünyada dolara, altına saldırmaya devam ediyor ve devam edecek. Borsalarda büyük çöküşler devam edecek arkadaşlar. Ne yazık ki birinci aşamadan hemen son aşamaya geçilemeyecek. Aradaki aşama çok yıkıcı olacak. Ekonomik kriz aşaması, emin olun, şu anda yaşadığımız salgından bile daha tehlikeli bir süreci ifade ediyor. Bunu görmek zorundayız, bunu konuşmak zorundayız ve buna göre tedbirler almak zorundayız. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri çok daha büyük yıkımlara uğrayacak. Eğer ki gelişmekte olan ülkeler aynı Türkiye'nin kuruluş sürecinde 1928 ile 38 aralığında Mustafa Kemal Atatürk'ün
Atatürk'ün yaptığı gibi yapmaz ise büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Ama burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sabit kura geçilmesi, 7 liralık doların 3 liraya sabitlenmesi falan bir çözüm değil. Siz eğer ki üretim mekanizmanızı harekete geçirmezseniz, tarımdan sanayiye, sanayiden teknolojiye her alanda üreten bir ülke olmazsanız, dışa olan bağımlılığınızı azaltmaz iseniz finansal oyunlarla herhangi bir yere varamazsınız arkadaşlar. Evet, kurunuzu bir süreliğine sabitlersiniz. Evet, finansal oyunlarla bir süreliğine her şeyi güzelmiş gibi gösterebilirsiniz. Ama arkasından gelecek yoksulluk süreci, piyasa hareketsizliği süreci, reel sektörün hem koronavirüse bağlı olarak hem de kendi yanlış ekonomi politikalarınıza bağlı olarak çok daha sert vurma süreci geldiğinde aklınız başınıza gelir ama çok geç kalmış olursunuz. O nedenle aklı başında bir ekonomi yönetimi uygulanacaksa eğer, Türkiye öyle kur sistemiyle falan filan oynamaz, sermaye sistemiyle falan oynamaz. Onun yerine çok acil bir şekilde, çok hızlı bir şekilde başta tarım olmak üzere, ikinci sırada sanayi olmak üzere, üçüncü sırada teknoloji, yapay zeka vesaire gibi konular olmak üzere acilen kendi meselelerine geri döner, şu beton ekonomisinden vazgeçer, inşaat ekonomisinden vazgeçer, daha halk odaklı bir ekonomik modele doğru döner, gelir dağılımını özellikle gözden geçirir, insanların refah seviyesini yukarıya çekmenin aslında bir devletin, bir ülkenin gelişmişliğinin en net göstergesi olduğunu görür ve buna göre hareketler, adımlar atmaya başlar. En kısa zamanda işsizlik sorununu çözebilmek için adımlar atar. Bütün bunları yaparak işte o zaman biz bu kriz sürecini, yani küresel kriz sürecini en hafif atlatan ülkelerden birisi oluruz. Yok, biz aynı kafayla NATO kafa, NATO mermer devam edeceğiz dersek eğer, emin olun diğer ülkelerden çok daha ağır bedeller öderiz. Çok daha büyük işsizlikle karşı karşıya kalırız ve bunun bedeli de sosyal sıkıntılar olur. Bakın, şimdiden uyarıyorum. Şimdiden söylüyorum. Mesele sadece dolar meselesi, altın meselesi değil. Dünya çapında bir ekonomik sıkıntı meselesi ve ulusal çapta da bir ekonomik problem meselesi. Bu problemi, bu çok bilinmeyenli denklemi Türkiye oturup hızlı bir şekilde çözmek ve bu çözüm sonrasında da hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda. Aksi takdirde emin olun bedelini hep birlikte öderiz. Yoksullukla, işsizlikle, açlıkla, kıtlıkla öderiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve eğer ki kanalımıza destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak oradaki üyelik tercihlerinden birisini tercih edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.